ülkemizde yanımızda olan değerli basın mensupları, hepiniz etkinliğimize hoş geldiniz. İnsanın en temel üç ihtiyacı barınma, beslenme ve durumdur. İnsanın adeta ikinci derisi haline gelen giyim ürünleri günlük yaşamın hemen her alanında kullanmaktayız. Giyimin büyülü dünyası kimi zaman bereketli topraklarda yetişen pamuklarda, kimi zamansa bir ipek böceğinin kudusunda başlar. Beyraktan ipliğe, ipekten kumaşa ve nihayetinde insanı saran, sarmalayan, ona estetik bir duruş kazandıran zanaatı, sanatı, tasarımı, moda ile doğuran, dünyayı ve podyuma her gün bir defile evren bir süreç. Bu bağlamda davetimizi kabul edip, bugün bizlerle birlikte olan moda tasarımcısı Hüseyin Küçük'ü sahneye davet etmeden önce, hemen özgeçmişinden kısaca bahsetmek istiyoruz. Samsun doğumlu olan Hüseyin Küçük, ulusal ve uluslararası çapta birçok proje, sergi ve defile düzenlemiştir. Bunlardan bazıları okul öncesi eğitim, çalışan üreten engelliler, otizmli desinatörler, kız meslek liselerinin dünya modasına yolculuğu, Osmanlı desenlerinin metropol yaşamdaki hayatı, öncü kadınlar açık hava sergisi, sürdürülebilir moda üzerine çalışmalar, kadınlar gününe özel giysi tasarımları, Sokullu Mehmet Paşa'nın tablolarından öykülenen tasarımlar, Harvard Üniversitesi defilen, X-Large modellik yarışması ve benzeri birçok çalışma imza atmıştır. Dün bu metinin provasını yaparken Hüseyin Bey'in yaptığı çalışmaları biraz daha araştırıp bilgi sahibi olmak istedim. Ve şunu fark ettim. Maalesef bu yaşadığımız dünyada insanların bizi yapmak istediğimiz şey için cesaretlendirmesi gerekirken yapma, yapamazsın gibi olumsuz ve heves kırıcı bir sürü cümle sıralıyor olmalıca. Ve Hüseyin Küçük'ün bu başarılarını gördükten sonra düşündüm ki belki de el uzattığı herkesin sesi olmak istemiş. Güzel giyinemezsin kilosunu denilen kadınların, engelli olduğu için çalışamayacağı düşünülen bireylerin ve modanın bir meslek haline geleceğini düşünmeyen anne babaların umutsuz çocuklarının. Ve sonra yanılmadığımı fark ettim çünkü Hüseyin Bey'in verdiği bir röportajda ailesinin hala bu mesleği yapmasından hoşnut olmadığını belirttiğini öğrendim. Değerli konuklar, bence bu dünyada en saygı duymamız gereken insanlar, hayallerinin peşinden koşanlar ve şimdi onlardan birini sahneye davet etmek istiyorum. Alkışlarınızla Hüseyin Küçük. Meslek, bağlılığını sürdürmek için çok güzel bir alan. Dünyaya geliyoruz ama ne olacağımızı bilemiyoruz. Ne kadar bana umut edersen o kadar güzel konuşabilirim çünkü ben doğaçlarımı konuşuyorum. Hatırladığım yaşlar, ben diyorum 6 lira. 74 yıllar belki. O zaman her kadın dikiş çekmek zorundaydı. Ben apartmanda doğdum, doğru. Ama hep mücadeleler vardı. Ben de o günden itibaren, benim ailem tekstilciler sahibiydi. Babam müteahhitti, tırları veren vardı ama. Yaşam yolculuğu böyle başlıyor. Yani zirveye çıkmak için bedel ödemek zorundasınız, duygular için bedel ödemek zorundasınız. Ve bir yerden sonra belki ünlü olabiliyorsunuz ama baktığınız zaman da kat ettiğiniz yolların bir bedeli var. Bugün Ajda Pekkan da olsanız, ya Bahçelet olsanız, Başbakan da olsanız, mücadelesiz yaşam yok. Suyu bile içiyorsunuz, bir emek harcıyorsunuz. Bugüne kadar 52 yaşındayım. Hastalanmadan, silikonsuz, estetiksiz bir hayat yaşadık geldik bu saate kadar. Evet, dünya çapında da ünlü olduk doğru ama magazinde hiçbir zaman olmak istemedim. Ben akademisyen olmak istedim. Magazin düşmek çok kolaydır. Belgesi çok seviyorsun ama ben sevmiyorum. Çünkü benim amacım hep size bir şey öğretmek. Yarın benim patronum olun isterim. Özellikle son 5 yılım sadece kız meslek lisesiyle alakalı çok koşturmalarım oldu. Ve onunla alakalı da sektöre devam ettirecek insan bulmaya çalıştık. İşte kız meslek lisesi dünya modası yolculuğu olarak devam ettirmeye çalıştık. Covid'e kadar her şey çok güzeldi ama Covid'den sonra dünya kırılma noktasına geldi. Çok şey biliyorduk, hepsini unuttuk. Covid'de de hiç korkmadık, çalıştık, çok çalıştık.
Çünkü yaşam şekli değişti. Efendim, insanların vücut hatları değişti. Gelir durumu değişti. Ama sektör bitmedi. Şimdi size daha çok imkanlar sağlandı. Hatta çok daha işsizlik yok. Eleman bulunamaz hali de geldi. Hatta bugün ilan tekrar verdik. Grafik aranıyor dedik ama maalesef bulamıyoruz. Şimdi okullar çok güzel donanımlı. Öğretmenlerimiz keza öyle. Sizler çok çok güzelsiniz. Ama nedense duygularınızı katmadan okuyorsunuz. Ve sonra birikimler başlıyor. Size en büyük kötülüğü anne babalar yapıyor. Sizi çok özel korunca problem zaten. Oysa doğa acımasızdır. Doğduğunuz zaman öğrenmekler de başlıyor zaten sizlere beraber. Ben hala hiçbir şey tam biliyorum diyemiyorum. Her gün bir şey öğreniyorum. İftikler değişti, övgüler değişti, gramajlar değişiyor, iklim değişiklikleri var. Yani her aşamada yarınlar farklı. Şimdi sizler taze beyniniz var, doğru bizim tecrübemiz var. Çok şeyler gördük. Biz savaş gördük, Kırım Savaşı'nı gördük. Dolarları çok çok gördük. 91'de devresyon oldu, dolar mark çok arttı, çok zengin olduk, doğru. Şimdi hayat hep savaş, ekonomik savaş, ticari savaşlar. Sizler de bu savaşın içerisinde mesleğinizde beraber var olacaksınız. Biz kimseye mimar, doktor olun deme şansımız yok. Neyseniz osunuz. İlkokulda, ortaokulda, lisede yol çizeceksiniz. Ben buyum. Yani yolu çizmeyen bir insanın nereye gideceği belli olmaz. Mesleğinizi seçeceksiniz. Onunla alakalı bölümü kazanacaksınız. Hedef koyacaksınız. Ben 6 yılda, 10 yılda sektörümün doçenti olacağım. Efendim, onusu olacağım, bunu olacağım. Yol çizmeniz gerekecek size. Ben doğduğum hep kumaşla aşk yaşadım. Kumaşların özünü sözünü güzel bilirim. Bilmediğim kumaş testten geçirirdim. Bundan bu olur, bundan bu olmaz diye. Sonra o kumaşı alırsınız, testlerden geçirirsiniz, kalıba dökersiniz, modele dökersiniz, dikim tekniği oluşturursunuz, provalara girersiniz. İnanın, kalifiye olmak çok zor. Biz Türkiye'de XH model keşfetmesi yapmaya çalıştığımız zamanda, çünkü Türkiye'de XH model yoktu. Çok bedel ödedik. 3 kız kazandırabildik. Çünkü artık Türk ırkından model olmuyor. Yine yabancılara kaldı bu sektör. Sonra kalktık. Efendim çocuklarımız, sizin gibi çocuklarımız okurken markalasınlar diye İstanbul'daki okullarla işbirliği yaptık ve her çocuğumuzun ismiyle etiket oluşturup Moripo'da, Trento'da sattık. Çocuğumuz çiziyordu. Ona uygun kumaş buluyorduk. Amacımız sizlere teşvik edebilmekti. Ama biz kimseye yine tekstilci olun demedik. Öyle derdimiz zaten yok. Bir insan sıkılmadan ne yapıyorsa mesleği odur aslında, biliyor musunuz? Ben hiçbir zaman sıkılmadan bu işle uğraşıyorum. Ben belki ünlüyüm, doğru, ama her zaman düz yaşarım. Çünkü toplumun her aşamasındaki insanla takip etmek zorundayım. Vücut hatları, bacak boyları, göğüs kafesleri, boyunları, saçları, yaşam şekilleri. Özellikle yöresel düğünlere çok giderim, cenazelere giderim. Çünkü ben bir tasarımcı olarak hazırlamış olduğum koleksiyonunu satabilirsem ben başarılıyım, satamazsam başarısız olurum. İşte yaptığım her çalışmalar beni bir yere kadar getirdi. Her zaman rüzgar arkamdan aldım. Çünkü önden alsam sağımı beni devirebilirdi. Ben hiç zaman mesleğim dışında para kazanmak da istemedim. Tabii ki ünlüleri giydiriyoruz, giydirmiyor değiliz. Para alıyorsak reklamını yapma şansımız yok. Ama parası almıyorsak zaten Instagram'a koyuyoruz işte. Hani reklam karşılığı yapmış oluyoruz. Şimdi yani insan, hayallerin bedeli ödenmek zorunda. Mutlu olmak istiyorsanız bedel ödemek zorundasınız. Ve hiçbir zaman benim bir tatilim de olmamıştır. Hani yatım kere zorunda güneşleneyim de öyle bir şey yok. Hep mesleğimi takip ettim. Vogue okur, Marifler okur, gazete okur, kim ne giymiş. Şimdi herkes giyiniyor ama herkes yakıştıramıyor. Problem de biraz oradan kaynaklanıyor zaten. Çevre kirliliği oluşturuyor. Şimdi siz Ayşe'yseniz, Türkan Şoray olmayın. Bırakın, o kendine göre giyiniyor, mesleğine göre, yaşına göre giyiniyor. Sizler de Ayşe olarak giyinin, öğrenci öğrenci olarak giyinin. Şimdi her geçen gün yozlaşıyoruz ama Avrupa'da öyle bir şey yok. Ama Avrupa'nın basından bize kısa gelen kısım bu gözüküyor ama kavram olarak orada öyle bir çalışma yok. Her yolda koşturmak zorunda. Bugün gençlerin en büyük yanılgısı
Tayt hep vardı, yüzyıllardır vardı ama nerede giyilirdi? Sporda giyilirdi, orada burada plajda giyilebilirdi ama şimdi okula da giyiliyor. Bu olmaz. Bu giyim yanlışlığı. Ya da göbek açıyorsunuz. Ay sahilde her kimsenin göbeği çok güzel değildir. Hiçbir hanımefendinin göbeği açık olmaz. Kraliçeye bakın, krallara bakın, prenseslere bakın ya da efendim en güzel siyasetçilere bakın açılmaz. Giyimin bir dili vardır. Anlatabiliyor muyum? İmaj budur. İnsanın konuşmadan önceki dilidir. Ben öğrenciyim, ben doktorum, ben mühendisim falan. Şimdi önce insanlar vardır. İşte başbakandır, işte bölgenin valisidir, efendim milletin müdürüdür, okul müdürleridir. Bunlar önce hanımlar ya da beylerdir. Bunlar tabii güzel giyinmek zorundalar. Kuralsız yaşam olmaz. Kural yaşamı kolaylaştırır. Evin kuralı vardır, devletin kuralı vardır, iş mesleğin kuralları vardır. Kur'an saygıdır. Şimdi şimdi meslek sanatı boyunca yaşanırsa güzeldir. Sanat nedir? Duyguları katmaktır. Bir insan bir şeye duygu katmayınca tadı olmaz. Zaten pilav yemeği yap. Hep enerjin güzel olacak. Bugün bazen görürüm, çöp toplar görürüm ama çok güzel süpürür görürüm. Bravo diyorum. İşte mesleğin hakkıyla yapan kişidir. Onun kazandığı para da helaldir, bitmez. Paranın çokluğu önemli değil. Paranın kalitesi çok önemli. Yani biz öyle bir devre girdik ki, okumayan bir devre girdik. Herkes sizin sosyal medyada her şeyi takip ediyor ama çok da bilgi kirliliği var. Sizi anne babanız dünyaya getirmiş olabilir. Yaradan izin verdi, getirdi, doğru. Ama sanatını da size vermiştir. Size düşen görev sanatını keşfetmek. Bir şeyi bilmiyorsanız zaten para yok. Para, mesleği bilirseniz vardır. Yani okurken, hangi birinde okuyorsanız, seçme hakları size ait, bazı okullar vardır, yeteneğe aittir, doğru. Sizler o bölümde okurken de çalışırsanız ve çalıştığınız yerlerden para da istemeyin, yemek de istemeyin ama bir şey öğrenin, pratiğe sokun. Bir gün bizim kapımıza gelirseniz, bu modeli çıkartır mısın kalıbını deriz size. Çıkartamazsanız üzgünüz, kadro dolu deriz. Yani zamanınızı güzel değerlendiremezseniz bir daha geri gelmez. Şimdi genç değilsiniz ya, şimdi 18-19, sizin yaşınızda nice insanlar var, çok başarılı olmuşlardır. Ama zaman doğru kullanmak lazım. Yani zirveye çıkacağımız zaman, zirve çok tehlikelidir, güneş vurur. Efendim, ayaz olur, fırtına olabilir. Ama zirvenin altında hep çalışmak, sabır, motivasyon, mücadele, inanç, temiz ahlak hep vardır. Kimse bir günde bir saat hiçbir yere gelmiyor. Şimdi biz sizin yaşınızdayken okula giderdik, doğru. Babamızın dükkanına da giderdik, doğru. Odun taşınacak, taşıyacaksınız, apartman sizi yıkacaksınız. Bir uyku uyumayı vakti var. 10 misafir gelir, 5'e kalır, 5'e giderdi. Yani zirveye eli cebine çıkılmıyor. Ve tecrübe sahibi olmuşum. Ben hala dolandırılıyorum. Hala işte çarpılıyor, biliyorum. Ama insanları kırılmıyorum. Ne yapayım, mesafemi ayarlıyorum. Din diyorum, tebessüm ediyorum, kaçıyorum. Şimdi sizler de başarısızlıktan korkmayın. Başarısızlık sizi bir gün başarıya sürükleyecek ama doğru yolu seçerseniz sizi başarıya götürebilir. Sonra sıkılmamanız lazım meslekte. Ben bugün bunu bitirdim ama bunda para yok. Ben bıraktım dönüyorum zaman zaman kaybı olur. Bir daha ikinci devre yakalama şansınız çok zor. Ben bir marka sahibi oldum, doğru. 2004'te markamı kurdum, ihracatı bitirmiştim. O saate kadar da ben dünya markalı tasarım üretimini yapıyordum. İşte Gap'ti, Old Navy'di, Bananay'di, H&M'di, Zara'ydı falan. Türkiye'nin de zamanla siyasi yönlerinden dolayı ne yaptık? İmalat biter hale geldi. Markamızı kurduk. Varımızı, yoğumuzu sattık. Ruhum ve kadınım dedim. Önce Rusya'da defilem oldu. Önce red cevabı aldım. Sonra beni dayandım. Sonra kalktım, baktım, güzel tuttum. Sonra bizi e-ticaret başladı, Moripol'e başladık. Trendyol Markofoni buldu, Limango buldu bizi. Sonra bizi Rüzgar Amerika'ya attı, Rusya'ya attı, İngiltere'ye attı, Avustralya'ya attı. 35 ülkede e-ticaretten mal satmaya başladık. E-ticareti ben bilmiyorum. Onu kullanacak işte insan kitlesiyle yeni yetişiyor.
pratiğe sokmaya çalışıyorsunuz. Bu sefer efendim bize Avrupa Birliği buldu. Sevgili bakan, bu Belçikalı bakan bize ödüller verdi. Ben de o zaman proje geliştirmiştim Fatma Şahin zamanında. Türkiye'de %13 engelli olduğunu öğrenmiştim. %13'te bunlara bakan insanlar var. Dedim, toplum hep çöp mü dedim, %26 engelli var dedim Türkiye'de. Yazık, günah değil mi dedim. Bundan çalışması lazım deyip çalışan, üreten, vergi veren engeller projesi yaptım. Parayı ben harcadım. Fatma Şahin Hanım da bana o zaman 15 ülkeden 500 kişi davete getirdi. O da onun masrafını karşıladı. Derken ben ödül aldım. Ama o zamanki %60 engelli ben çalıştırdım. Normalde bizim dünyamızda çok güzel insanlar vardır ya da paralı insanlar vardır. Engelli olmaz ama ben onları kabul ettirdim. Ve Wyndham Otel'de filesini yaptık ve çok güzel plaketler aldık. Ve bu rüzgardan sonra işte kanun değişti. Her çalışma yeri %20 engel çalışan kanunu çıktı. Ben duyarlı kişiyimdir. Her vatandaş çalışmak zorunda. Biz ona imkan sağlamak zorundayız. Kimseye acıyamayız. Kimseye bize engel olduğunu da diyemeyiz. Olan kişiyi de benimseyip topluma kazandırmak zorundayız. İnsanlık budur. Bunun eğitimle alakası yok. Vicdan meselesidir. Sonra otizmle alakalı bir şeyler yaptık. Ben hiç otizmli bilmezdim, etmezdim. Hatay'a Zerem'e gittik. İstanbul'da çalışmalar yaptım. Bir sene içinde ben otizmli çocuklar tanımış oldum. Bunlar tıp hasta kabul etmiyor. Ama toplumda da yeri yok. Bu sefer biz de kalktık. Çocuklar takip edince ben çocuklardan sadece desantre olabileceğini gördüm. Yaptığı her çalışmayı aldım. Parayla aldım. O zaman parayla 100 lira verdim. Bugün Mimar Sinan'la mezun olsanız 100 lira veriyorsunuz desantre başına. O zamanki parayla. Ya aldım ve onlara kumaşlar sardım. Kumaşlar elbise yaptı. Sonra Konrad Otel'de de lansman yaptık. Güzel PR oldu. Ana haberlere çıktık. Ama iki gün sonra Gürcük olayı olunca Manisa'da gündeme oturmadı. Yani ne olursanız olun hep kendinizi bulup üretin ve kendinizi topluma kazandırın. Çalışarak insan mutlu oluyor. Ben tatile çıkarım, doğru mu? Toplumu ilgilendiririm. Gittiğim yerlerde de o yörenin köylü kadınlara bakarım. Ne giymiş, ne giymiş. Ben doğduğum yatağın yüzünü bile saklamışım bugüne kadar. 50 yıldır ondan kalktım, bir kumaş yaptım, Sibelcan'a giydirdim, Aslında'ya giydirdim. İşte moda budur, yakışır. Yani geçmişi uyarlamak. Moda orayı buraya açmak değil. İşte haute couture Fransızca bir kelimedir. Pahalı dikiş diken dikmek demektir. Yani bir röportaj hocamızın ben pirisi dikmesini gördüm. Bayıldım. Çok güzel pirisi dikiyor. Çok sabırlı bir insan. İşte onun terzi. Ama tasarımcı, sokağın ihtiyacını bilen ve organize olan kişidir. Yani arı gibi koşturur, gelir balını yapar. Ama kalıpçı çok önemli. Dikimci çok önemli. Kesimci önemli. Her birim çok önemli. Hiç mi senin üstünlüğü kimseden yok. Eğer bir şahane bir şey olabiliyorsa bundan dolayı oluyor. Birleşmek, ekip oluyor. Ben azimliyimdir ama hırsız değilim de kimseye kıskanmam. Öyle bir derdim yok. Çünkü ne istediğimi bilebiliyorum. Nasıl hayatı bitireceğimi de bilebiliyorum. İlk defa bu sene hastalandım biraz. Dedim ki Allah'tan hediyeler gelmeye başladı diyorum. Yaş 53 oldu. Ama hiç moral bozmadım. Dedim ben tekrar sahaya dönmek zorundayım. Hiç yatmadım da. İkinci gün kalktım, işbaşı yaptım. O zaman da Armani gibi bir firmaya bilgi verdik, aktardık. Bu seneki kumaş bu, kumaştan bu olur, bu olmaz. Sizin çizginiz bu, modeliniz bu, fiyat çalışmanız budur dedik. Bunun kitabı var mı? Yok. Hislerle dönüyor. Nasıl bugün çok güzel anzer balı varsa, bir mesleğin de eline boyuna ters yüz incelerseniz dünya çapında zaten size çok güzel bir eser yapabilirsiniz. Yani ben Doğu'ya da çok gittim. Samandağ'ına kadar da gitmişti oldum. Okullarda her türlü makine ekipmanları var. İşte her bölümünde güzel kendine ait yetenekli hocaları var. Ama okuldan dışında da kendinizi pratiğe sokmak zorundasınız. Eğitim dedenizden, annenizden başlar. Anne babanızdan devam eder. Okulda pekişirsiniz. Ama mucize diye bir şey yok. Torpil de yok. Başarıyla asansöre çıkılmıyor, merdivenle çıkılıyor, terle çıkılıyor. Ama asla ümitsiz olmayacaksınız. Şimdi savaşlar var, Covid'ler var, doğru ama dünya kırılma noktasında teknoloji değişiyor, yaşam şekli değişiyor. Ama bir şekil, bazı meslekler azalıyor, bazı meslekler çok artıyor, o da bir gerçek. Kim nasıl kapacak onun derdinde. Biz de onun için çok uğraşıyoruz.
Yani bugün içimizde en büyük kişi kim? Ajda Pekkan da sektörümüzdedir. 80 yaşında hala kadın sahnenin peşinde. Ali Bahçeli keza öyle. Müzeyyen Sanay 100 yaşında sahnede öldü. Kimse, çünkü meslekle emekli olunmuyor. 30'dan sonra da meslek değiştirilmez. Çünkü artık kalıplaşmış kişiniz olmuş oluyor. Şu an tam kıvamındayken hissenizi dinleyin. Ben bu dünyaya geldim, mesleğim bu. Buna sıkılmıyorum. İşte onu alacaksınız. Bir kazak örer gibi öreceksiniz. O rüzgar sizi çok güzel zirveye taşıyacaktır her zaman. Yani sizi etkileyen genelde ne olabiliyor? İzlediğiniz sosyal medyayı takip edin, doğru. Özellikle de mesleğinizle alakalı kişileri takip edin. O da bir eğitim süreci oldu artık. Ama kişileri takip etmeyin. Kişi yaşamından size ne? O seni takip etmiyor, sen takip etme. Ama ben bir Dior takip ediyorum, Vakoy'u takip ediyorum çünkü onlar öncüdür. Ama kalp de ben kişinin yemek yemesini, efendim, onu takip etmiyorum, o beni ilgilendirmiyor. Belki ben su içeceğim, karnım doyuracağım, alakası yok. İşte bu, bakın, zeki olmak ayrı bir şey, akıllı ayrı bir şey. Zeki nedir? Arabanın motorudur. Akıl nedir? Aran şofördür. Siz aklınızı güzel kullanırsanız, zaten başaramayacağınız hiçbir şey olmaz. Ama karşısına çıkan bir kıvamda sen doğru karar veremiyorsanız, sizi arabada çarpar. Kötü yollarda düşebilirsiniz. İflas edebilirsiniz. Bu çok önemli. Şimdi kriz var deniliyor, doğru. Ciddi bir sirkülüm, benim babam, rahmetli babam Özal dönemi hiç alışamamış. Çünkü bankacılık çıkmıştı, alışamadı. Çünkü faizler çıkmıştı. Bu dönemde de şimdi ticari şekli çok değişiyor. Dokunmatik kartlar çıktı, o çıktı, bu çıktı. Ben de aklım vermiyor. Ben hala eski usulden şifreye gir, öyle yapabiliyorum. Ya da ben Instagram çok kullanamıyorum, beceremiyorum ama sizler becerebiliyorsunuz. İşte siz teknoloji çocuğusunuz. Bizler de o hayata geçmeye çalışıyoruz ama sizlerle beraber işte çalışma arkadaşımız oluyorsunuz. Çözüm ortağımız oluyorsunuz. Bu şekilde devam ediyoruz. Yani çağı yakalamanız lazım. Ben internet alışveriş yapmıyorum hiç. Özellikle köylerden besleniyorum. Migros'tan, BİM'den beslenmiyorum. Mümkün mertebe. Alışveriş yapacaksam dahi giymeden, ellemeden, dokunmadan almam. Hissedeceğim, seveceğim. Onunla duygusal bağ kuracağım. Evet, ben bununla 10 sene giyerim derim. Hiçbir zaman gardırop sıfırdan yapılmaz. Hep gardırop eksikler tamamlanır. Ben de 2 yıldır Covid çıkalı hep dolabıma bakıyorum. Söküklerini döküyorum, onu yapıyorum. Verecekleri vermeye çalışıyorum. Eksik not alıyorum, almaya çalışıyorum, gücüm kadar almaya çalışıyorum. Hiçbir zaman olumsuz da olmadım. Bu nefesi verenin sahibi bir gün bizi de muhakkak yaşayacaktır, bir de alacaktır. Yani ümitsizlik diye bir şey yok. Ben okuyorum da ben bu mesleğin sonunu görmüyorum demek de olmaz. Enerjinizde yüksek olmak zorunda. Hayatta yalnız yaşamak edebileceksiniz. Yani hep babanızın, annenizin şemsiye aslında bir şey yok. Doğaya geldiniz. Yalnız yaşamanın da mücadelesini vereceksiniz. Yani hep babanızdan bize sığınmayın. O yüzden çalışmak zorundasınız. Bazı meslekler var, evden çalışmaya başladı. Bazı meslekler var, farklı bir yala girdi. Ama saha dolu. Gelirken uçaklar doluydu, yer bulamadık. 2 saat havaalanı zor geliyor. Emekliliğinde seyahat halinde koşturuyor. Para harcanıyor. Ama dediğim gibi, ümitsiz olanlar olmaması lazım, sadece çağa ayak uydurması lazım. Evet, yani Trabzon büyük bir yer. Evet, çok da fanatik, futbolu karşı fanatikler doğru ama o kadar tekstil okullarınız var, o kadar öğrenci yetişiyorsunuz, buraya bir dünya markası gelmiyor. Çünkü sizde problem. Siz iyi bir emek olsanız, sizi markalar burada bulur. İhracat buradan yaparsınız. Yani işte bir 10 tane, 20 tane öğrenci çok güzel dikiş dikse, buraya Zara da gelir, Vakko da gelir, o da gelir, o da gelir. Çünkü İstanbul'da işsizlik çok pahalı. Anadolu'ya yayılmak zorunda kaldı. Bakan Mardin'de bile üretim yapılıyor, Iğdır'da yapılabiliyor. Niye Trabzon'da yapılmıyor?
Hani futbolda milliyetçisiniz de niye bu sökte milliyetçi değilsiniz? Bir sürü okuldan da hep kız meslekçisi var. Her türlü alanlarınız var. İşte milliyetçilik budur. Toprağınızın kıymetini bileceksiniz. Buraya markayı getireceksiniz. Öğretmeniniz güzel değerlendirdi. Müdürleriniz güzel değerlendirdi. Sökük dikmeyi güzel bilin. Ama hiçbir ürünü atmayın. Çünkü onu yapana kadar anamız ağlıyor bizim. Kumaşı seç, kalıba diyor, kalıbına yer. Bugün hiçbir ürün ucuz da olsa kolay bir yere gelmiyor. Çok güzel ürün yaparsınız, onun yıkaması farklıdır. Kotun içine atmayın bazı ürünleri, onun yıkaması ayrıdır. Bazı ben hala kazaklarımı zeytin sabunla yıkadım. Makine yatma. Makine her ürün için çok güzel değil. O yüzden ben çok tutumluyumdur. Pinti derler bana, doğru. Her kıyafetim mesela bu 10 yıllıktır. Ama yılda bir defa giyerim. Ama giyeceğim yeri de bilirim. Hiçbir şeyimi bir günde almıyoruz. Yani evim çoğu 3'te 2'si gardıroptur. Çünkü onlar hepsi koleksiyondur, özel anılarım vardır. Yıllardır fiziğim de bozulmadı şimdi. 90'dan beri bugüne kadar her şeyimi saklıyorum ve giyebiliyorum. Fiziğim bozulmadı. Çünkü vücudumu güzel koruyorum. Evet. Sizin arzuladığınız bir dalanda da konuşma yapabilirim. Yani bana fikir verebilirsiniz. Ben böyle belki birden doğaçlama girdim ama bir tasarımcı koleksiyonuyla toplumla bütünleşebiliyorsa başarılıdır. Yani yaptığınız bir çalışma tüketici açısından alınabiliyorsa noktayı koymuştur, başarılıdır. Tasarımcının yani şu tasarım çok başarılı diyemeyiz. Kimse kötü değildir, kimse çirkin değildir. Kulvarda bakmak lazım. O gün bir firmaya gittim. Tasarım çalışıyor. 10 tane çalışıyor. 2 tane sipariş alıyormuş. Geri kalan niye başaramıyorsun dedim ben de. Niye ruhunu vermiyorsun çizgiye dedim ben de. Yakalasana dedim müşteri muhtesini. 10 tane para harcıyorsunuz. Finalde de sipariş döndüremiyorsun. Firma zarar eder dedim ben de. Yazık günah değil mi dedim. Bu nedenle okurken donanımlı okunmanız lazım. Çırak çıkmayın. Kalfa çıkın istiyorum anladın mı? Çırak çıkmayın. Yani gidince bir firmaya seviyenizi doldurursanız hiçbir şey yapmamış gözükmeyin. Bir yerde staj yapmış gözükmeyin. O staj yerine kendinizi beğendirin, sevdirin. Sonra ama lütfen çalışırken telefonla çalışmayın. Telefonu bakın çantasına koyun. Çay saatine, öğle saatine bakarsınız. İşte burada çok yanılıyorsunuz. Firmalar sizi o yüzden belki sevmeyebilir. Bize de çok staj insanlar geldi. Telefon kullanmak yasak. Koy çantana, öğle saatine kullan. Beni ikna edilmezsin. Bugün Vakko'da da yasaktır. Beymen'de de yasaktır. Üretim aşamasında telefon yok. Eğer ben telefonla çalışmak istiyorsam, ben Türkcell'de çalışırım. Yani meslek edinmek, biraz da sizin elinizde olan durumlar. Bugün herkes aynı okullara kitaplar okuyor. Herkes aynı üniversite sınavına giriyor. Kazanan kesin belli mi? Okuyan, anlayan kazanıyor. Ama okuyup da geçiştirenler başaramıyor. Baktığımız zaman da en çok Anadolu'daki yoksul çocuklar daha çok kazanıyorlar çünkü okuyup anlık uyguluyorlar. Yani tembellik yapmayın çünkü yaşam sizin. İstediğiniz hayat yaşamak için de her mesleğin dalında istediğiniz hayat yaşayabilirsiniz. Çok pahalı giymek önemli değil, yakışana giymek önemli. Ben bakan da giydirdim. Ama bir daha giydirmek istemem, çok zor. Onun peşinde arı gibi koşturuyorsunuz. Efendim sahne kadını da giydirdim. Ama seviyorsam giydiriyorum, seviyorsam giydirmiyorum. Yani birisiyle duygusal bağ kurmasam giydiremem. Ben belki büyük beden kadını seviyorum doğru ama ben göbekli sevmiyorum. Ben balık eti seviyorum ama maalesef göbekli kadın da geldi. 1 metre boyu, 2 metrelik kadınlar da geldi. Müşteridir, niye geldin diyemezsiniz bunlara. Kabul ettik, konuştum, 2 dedikodu yaptık, ruhuna girmeye çalıştık. Güzel yerini gösterdik, kötü yerini kapamaya çalıştık. Yani yaşarken de vücudunuzu korumanız lazım. Yani 36 diye kadın kalmadı artık. Onların sayısı çok azaldı. Şimdi artık 44, 46 erkekte de öyle. Şimdi biz anatomi olarak, vücut olarak orta boyluyuz ve balık etliyiz ama şişman olduğun zaman bütün formlar bozulabiliyor. Ben 36-62 çalışmıştım zamanında. Toplumun kurallarını bildiğimiz için de nasıl bugün otobüslerinde kuralları varsa, uçağında kuralları varsa giymenin tabii kuralları var. Giymenin kuralı nedir? Ruhun güzel olacak. Güzel giymek istiyorsan ruhun güzel olacak. İç çamaşırı, ter kokmayacaksın.
Ona uygun efendim, vücudu sıkmayan, çok da bol olmayan ürünler tercih edeceksiniz. Özellikle, yani geçen gün bir stajyer bir öğrenci gelmişti. Öyle bir sütten girmiş ki resmen göğsüne havayan çıkmış. Dedim, bu sen ne yapıyorsun? Burası dedim pavyon değil, burası iş yeri. Tasarımcı olabilirsin de dikkat çekelim bir anlamı yok. Usturuplu giymek çok önemli, iş kuralları çok önemli. Evet. Bir de 30 sene gittik geldik, her taraftan konuştuk ama sizin özellikle çok da arzuladığınız kısımlar da varsa sizden bilmek ve duymak istiyorum, konuşmak istiyorum sizlerle. Ben Akçabat Meslek Üyelik Kanalı'nın sizin de öğretmenim. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şehrimize. Bizler çocukları gerçekten aynı sizin şu anda onları motive etmeye çalıştığınız gibi biz de sürekli motive etmeye çalışıyoruz ama bir tür bu motivasyonu sağlayamıyoruz. İşte derslerde ne kadar önemli olduğunu işte şu anda gerçekten özellikle ekonomik koşulların çok zor olduğu günlerde bizim mesleğimizin ne kadar önemli olduğunu, yeni bir kıyafet almak değil, insanların artık kıyafetlerini yenilemek zorunda kaldığı bu çağda ve herkesin de bir şeye sahip olmadığıyla bizim mesleğimizin çok çok daha önemli kazandığını bunları anlatmaya çalışıyoruz ya, bir tür başarılı olamıyoruz. Sizce nasıl yaklaşmalıyız, nasıl onlara ulaşmalıyız bu konuda? Çocuklar bir defa artık yani erken büyüme değil, sosyal medyadan dolayı artık her şeyi biliyor bu kişiler. Bir defa akıllarını iyi kullanması lazım. Gelir grubun neyse onun içinde mutlu olacaksın. Başkasının hayatı özlenmenin bir anlamı yok. Şimdi dediğim gibi çok ünlüler vardır ama asla ve asla şaşalı giymezler. Belki sahnede öyleler doğru ama özel yaşamında çok tutuculardır. Şimdi dediğim gibi mesleğin ayıbı olmaz. Her şey meslektir. Para kazandığın sürece. Bununla mutlu olmak çok güzel. Ama çocuklarımızın dediğim gibi sanal alemde çok takılmasından dolayı o duygularını bir daha kendine yakalayamıyorlar. Sonra işte evde de işsizler ordusuna katılıyor. Siz öğretmensiniz, anne gibi yanaşıyorsunuz, inanıyorum. Ama dediğim gibi çocuklarımız da kendilerini bilmediği sürece bir şey yapması şansımız çok zor. Biraz anneyle ve anneannede bitecek bu işler, bizde değil. Yani ama bugün dediğim gibi Defato gibi firmalar da, kurumsal firmalar dahi çok eleman alıyor doğru ama bu elemanların yaşama katkıları biraz problem oluyor. Yani çok para, bir şey bilirsiniz var, bir şey bilmiyorsanız yok. Hayalperest olmak ayrı bir şey, hayal kurmak ayrı bir şey. Ben hayal kurarım doğru ama altından kalkamayacağım hayal de kurmam beni üzer sonuçta. Yani yıkıldığın zaman altından kalkabilmeniz lazım hayalini. Oyunculukta da öyle. Oyuncu ayrıdır, sanatçı ayrıdır, figüran ayrıdır, gündemli olmak ayrıdır. Siz gündemde olanı duyuyorsunuz ama 10 gün sonra o kişi gündemden kaçıyor, ev kirasını ödeyemiyor sonra İstanbul'da. O da var. İşte bunlara balon haberlere inanmayın. Yani demiş olduğum gibi çok bilgi kirlikleri var. Ama bunlara inanmayın. Siz sadece kendinizle barışık olmak zorundasınız. Yani en büyük suç anne babalarda. Çünkü çocuklarını bir özel bir kafeste büyütülüyor. Ne yağmur biliyor, ne güneş biliyorlar. Ben hala İstanbul'da günde 10 kilometre yürümek zorundayım. Metrobüse hiç kocunmam. Tabii böyle binmem, sivri gibi binerim. Taksiye binerim, çuval taşırım, hiç kocunmam. Bu benim mesleğimdir ki ben hırsızlık yapmıyorum. Terörist değilim. Niye kocunayım? Öyle bir kompleksim yok. Sanatçının kompleksi olmaz. Buyurun. Toplum tarafından bu mesleği yaptığınız için özellikle... Ya muhakkak arkamda küfreden vardı da duymuyorum. Yani dedikodusu hayat olmaz. Ne yapacaksınız? Ben kendime barış... Ben kendi dünyamı çok mutluyum. Kendi dünyamın içine çıkmam. Gideceğim yere göre giyinirim. İşte cuma akşamı Maya Diop geldi. Arapların en güzel kadını o. Ona gittim. Oraya göre giyindim. İşte ayrı giyinirim. Sokakta ayrı giyinirim. Ama nerede nasıl giyineceğimi karar verdiğim için kaza yaşamıyorum. Ama tabii ki arkamdan denmez mi deniliyor kabul ediyorum ama kimseye cevap verecek halde değilim. Peki
Eğer ben bir insana konuşma hakkı veriyorsam suç bende demektir diyorum. O yüzden pek oru ama olmaz mı? Oluyor. Varken mesleğini seçmiyor. Allah sana bunu veriyor. İster kabul et, ister kabul etme. Çok neyse mutluysanız o sizin mesleğinizdir işte. Ben seçmedim. Bak ailem tek sizi değil, ben değilim. Ben annemle büyüdüğüm bir hayatı. İşte 89'da fabrikamı kurmuştum 90 yılında. Sonra sevmedim, kapadım. 95'te İstanbul'da çalışmaya başladım. Ama hiç ben kumaşı bırakmadım. Başka meslek istemezdim. Yani Yıldız Tilbe gibi bir daha bu dünyaya gelmek istemem. Geldim, yaşayıp gideceğim. O kadar. Evet, ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Keyifli sohbet için. Dediğim gibi her zaman özelden yazabilirsin, yardımcı olmaya çalışırım. Ama dediğim gibi kimseye yönlendirme şansımız yok. Sizindir hayat. Teşekkür ederim. Sayın misafirlerimiz, Moda Tasarım Programı tarafından düzenlenen Mesleğin Sanatla Buluşması adlı söyleşi etkinliğinde katılmanızdan dolayı hepinize teşekkür ederiz. Şimdi Sayın Küçük hediyelerini takdim etmek üzere Profesör Doktor Ersan Burcutoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Kerem Felber, teşekkür ediyorum. Bu da benim bohçam. Evet, boşluk güzel İstanbul. Ben tekrar hoşçakalın.